Elçiye içten bir saygı beslemek. Allah'ın seçmiş olduğu elçilere içten bir saygı beslemenin ve onlara kayıtsız şartsız itaat etmenin farz olduğunu Allah Kur'an'da bildirmiştir. Bu devirde elçiye itaat ise ancak onun sünnetine tam manasıyla uyularak yerine getirilebilir. Sünnete tam ve bilinçli bir tabiyet ise ayetlerde elçiye verilen önem ve değeri anlayıp kalbe yerleştirmekle gerçekleştirilebilir. İşte bu nedenle elçiyle ilgili hükümleri her devirde yaşayan müminlerin bilip öğrenmeleri gerekir. Birazdan müminlerin elçiye karşı göstermeleri gereken tavır ve davranışları belirleyen Kur'an hükümlerini ele alacağız. Elçinin nefsini kendi nefsine tercih etmek, onu savunup desteklemek. Allah Kur'an'da Allah'ın seçtiği elçilerin çok üstün ve güzel ahlaklı, mübarek insanlar olduğunu bildirmiştir. Elçiler, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, İslam ahlakının en büyük temsilcisi, Müminlerinde lideri konumundadırlar. Elçiler Allah'ın kulları arasında kendisinden en çok razı olduğu, ondan en çok sakınıp korkan, ona itaat ve teslimiyette en önde giden, her konuda müminlere örnek olan en üstün ahlaklı insanlardır. Allah elçilerine özel bir önem vermekte ve onları pek çok ayette koruma altına almaktadır. Allah elçilerini makamca herkesten üstün kılmıştır. Bu nedenle elçiler mümin toplulukları arasında en öncelikli ve en merkezi konuma sahiptirler. Bu yüzden mümin her zaman her konuda elçinin nefsini kendi nefsine tercih etmelidir. Bu konu Kur'an'da şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Medine halkına ve çevresindeki bedevilere Allah'ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Tevbe suresi 120 Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Ahsap suresi 6 Elçilerin Allah katındaki üstün makamından dolayı Kur'an'ın pek çok ayetinde müminlere elçileri savunup desteklemeleri emredilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona elçiye inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır. A'raf suresi 157. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu en içten bir saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih etmeniz için. Fetih Suresi 8-9 Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ahsap Suresi 56 Elçinin önüne geçmemek Kur'an'da haber verildiği üzere elçiler akıl, zeka, anlayış, kavrayış ve diğer birçok özellikleri bakımından diğer müminlerden daha üstün bir yaratılışa sahiptirler. Allah'ın birçok sıfatı elçilerin üzerinde daha yoğun tecelli eder. Mümin alametlerini üzerinde en çok taşıyan kişiler Allah'ın seçtiği elçilerdir. Bu durumda müminin de kendi konumunu bilmesi ve elçinin bu apaçık üstünlüğü karşısında saygılı, itidalli, teslimiyetli ve destekleyici bir ahlak içinde olması gerekir. Ayette bu durum müminlerin elçinin huzurunda öne geçmekten sakınmaları şeklinde ifade edilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Hucurat Suresi 1. Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmek, onun karşısında kendi aklını ön plana çıkaran bir üslup kullanmak, sözünü kesmek gibi saygıya uygun olmayan pek çok çeşitli şekilde olabilir. Bir müminin bu tür hareketleri kasıtlı yapması zaten düşünülemez. Ancak bir an gaflete dalıp, boş bulunup Allah'ın belirlediği sınırları aşmaktan da şiddetle kaçınması gerekir. Elçinin yanında sesini yükseltmemek Elçilerin gerek ahlaklarıyla, gerek imanlarıyla müminler arasında Kur'an ayetleriyle belirlenmiş özel ve üstün bir konumlarının olduğuna önceki satırlarda da değinmiştik. Gerçekten de ayetlerde müminlerin birbirlerine karşı göstermeleri gereken davranışların yanı sıra elçilere yönelik tutum ve davranışları konusunda konuşurken kullanacakları ses tonuna varıncaya dek her ayrıntı özel olarak tarif edilmiştir. Ayetlerde tanımlanan bu tutum ve davranışlarda içli ve üstün bir saygı anlayışının esas alındığını görürüz. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin yoksa siz şuurunda değilken amelleriniz boşa gider. Hucurat suresi 2. Allah müminlerin Allah'ın elçisiyle konuşurken seslerini birbirlerine olduğu gibi yükseltmemelerini hatırlatmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise bu tavrın bir edep veya görgü kuralı olmanın çok ötesinde Allah'ın kesin bir emri olmasıdır. Zira aksine bir davranışın amelleri boşa götürecek bir tavır olması konunun önemini açıkça ortaya koyar. Bunu Kur'an'ın açık bir hükmü olarak değil de herhangi bir ahlak kuralı olarak görmek yapılsa güzel olur. Yapılmazsa da biraz ayıp olur. Şeklinde bir anlayışı sürdürmek Allah'ın ayetlerini göz ardı etmek anlamına gelir. Oysa elçiye gösterilen saygı Allah'a gösterilmiş demektir. Aynı şekilde eğer tam tersi bir ahlak gösterilirse bu da Allah'a karşı gösterilmiş bir tavır olur. Elçiye karşı kasıtlı olarak saygıda kusur etmek ise Allah'ın razı olmayacağı bir tavırdır. Ancak böyle bir kastı olmadan cahillik, düşüncesizlik, hatalı bir samimiyet anlayışı sonucu elçinin huzurunda sesini yükselten bir kişinin mümin de olsa bu hatasından hemen vazgeçmesi, elçiye karşı duyduğu derin saygı ve bağlılığı en güzel, en nezaketli, en asil şekilde ifade edecek bir davranış göstermesi şarttır. Bu konunun önemi, bu güzel ahlaka riayet edenlerin övüldüğü ve müjdelendiği bir sonraki ayetlerde gayet iyi anlaşılır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçak tutanlar işte onlar. Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Hucurat suresi 3. Benzer şekilde elçiye herhangi bir kişiye olduğu gibi dışarıdan seslenilmesinin akılsızlık alameti olduğu ve müminlerin bu tavırdan sakınmaları gerektiği de ayette şöyle açıklanmıştır. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Hücrelerin ardından sana seslenenler de onların çoğu aklını kullanmıyor. Hucurat Suresi 4 Çağrılmadan ve izinsiz elçinin evine girmemek Allah insanları elçiye maddi manevi sıkıntı ve eziyet verebilecek her türlü davranıştan men etmiştir. Kasıtlı olmamakla birlikte diğer müminler arasında doğal karşılanan davranışları elçinin huzurunda yapmak kimi zaman sıkıntı verebilecek düşüncesizce bir hareket olabilir. Ayette bildirilen çağrılmadan ya da habersiz bir şekilde elçiyi ziyaret etmek, teklif edilmediği halde oradayken yemek vaktini beklemek, yemekten sonra uzun söze dalmak gibi düşüncesiz hareketler de Allah'ın Kur'an'da men ettiği tavırlardır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Rastgele peygamberin evlerine girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çağrıldığınız zaman girin, yemeği yiyince dağılın ve uzun söze dalmayın gerçekten bu peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Ahsap suresi 53 Müminin her zaman elçiye elinden gelen en büyük desteği ve kolaylığı sağlaması, onun yükünü hafifletmesi gerekir. Bu, müminin Kur'an'da belirtilen en önemli görevleri arasındadır. Müslüman olmakla veya yapılan hizmetlerle elçiyi minnet altında bırakmaya çalışmamak. Allah birçok kimseyi dine hizmet ettirebilir görevlendirebilir. Ancak bu kişiler mümin olabileceği gibi inkar eden kişiler de olabilirler. Nitekim Hz. Süleyman Aleyhisselam'a şeytanların hizmetçi kılındığı Kur'an'da bildirilen bir gerçektir. Mümin olsun, inkarcı olsun herkes birer vesiledir. Yegane güç ve irade sahibi olan yalnızca Allah'tır. Ve Allah dünyadaki imtihan ortamının bir gereği olarak İslam ahlakının hakimiyetinde bu tür sebepler de yaratabilir.'' Allah ayetinde bu gerçeklerden habersiz olup da Müslüman olduklarından ötürü kendi akıllarınca kendilerini bulunmaz birer nimet olarak gören, Müslüman olmalarını İslam için, elçi için büyük bir kazanç, bir lütuf gibi gösterenlerin bozuk ahlakını şöyle haber verir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki, Müslümanlığınızı bana karşı minnet konusu etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz bunu böyle kabullenmeniz gerekir. Hucurat Suresi 17 Ayette de belirtildiği gibi işin aslı bu kimselerin düşündüklerinin tam tersinedir. İslam'a giren bir kişi İslam'ı şereflendirmez. Tersine İslam ona şeref verir. Allah Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde beğendiği ahlakı yaşamaya yanaşmadıkları takdirde İslam'ın hizmetinde olan insanları kendilerinden çok daha hayırlı kişilerle değiştirebileceğini bildirmiştir. Böyle yanlış bir zihniyete sahip kimselerin bu ayetlerin hükmüne girmekten korkmaları, bu mantıkları hemen değiştirmeleri gerekir. Samimi bir iman ve halis bir niyetle Allah'ın rızasından başka bir şey gözetmeden İslam'a hizmet eden kişinin ecrini ise Allah muhakkak verecektir. Elçinin sözlerine kalpten burkuntu duymadan itaat etmek. Mümin Allah'ın elçisinin emirlerini gönülden boyun eğerek uygular. Onun sözlerine itaat ederken kalbinde en küçük bir sıkıntı ya da burkuntu duymaz. Allah'ın ve elçisinin hükmettiği her şeyin en doğru, en güzel ve en hayırlı olduğunu bilir. Hangi şartlar altında olursa olsun mümin en güzel yolun elçinin gösterdiği yol olduğunu bilerek hareket eder. Bu içten ve teslimiyetli yaklaşım ise tamamen müminin imanından kaynaklanır. Aksi bir durum yani görünüşte bir itaat olup da kalpte tam bir teslimiyetin bulunmaması ise ayetlerde belirtildiği gibi o kişinin gerçekte iman etmemiş olduğunun bir kanıtıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır öyle değil. Rabbine andolsun. aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa suresi 65 bir kişi çeşitli sebeplerden dolayı görünürde itaatli bir tavır gösterebilir. Söylenen şeyleri eksiksiz olarak yerine getirebilir. Ancak o kişi kalbi tam anlamıyla tatmin bulmuş olarak itaat etmediği sürece gerçekten iman etmiş sayılmaz. Çünkü böyle bir davranış o kişinin kalbinde Allah ve elçisi hakkında hala bir takım şüphe ve kuruntular bulunduğunu gösterir. İçten ya da diğer bir deyimle batini bir itaate sahip olmaması yalnızca fiziksel bir teslimiyet gösteriyor olması kişinin yaptığı işlerin de boşa gitmesine sebep olabilir. Görünüşte itaat etmiştir ama ahirette bunlardan dolayı karşılık görmeyebilir. Bu yüzden mümin Allah'ın elçisinden gelen her hükmü içten bir sevinç ve neşeyle karşılamalı, imanının ve teslimiyetinin lezzetini kalbinde hissetmelidir. Hak olan bir şey karşısında üzülüp sıkıntıya düşmek, burkuntu duymak imanla bağdaşan tavırlar değildir.